İstanbul Taksim Gezi Parkı protestocularına yapılan orantısız müdahaleye tepki olarak başlayan ve tüm yurda dalga dalga yayılan toplumsal tepki gösterilerine Hatay'da destek verdi. Hatay'ın merkez ilçesinde yaşanan Gezi Parkı protestoları 22 yaşındaki Abdullah Cömert'in ölümüyle de bambaşka bir boyut kazandı. Hatay'da yaşanan gerginlikte hep provokatörlerin olduğu ileri sürüldü. Peki kimdi bu provokatörler? Sosyal paylaşım sitesinde yayınlanan bir görüntü belki de bu soruya yanıt verebilir. Armutlu Mahallesi'nde demokrasi şehidi Abdullah Cömert'in ölümünden 21 saat önce elleri sopalı 50 kadar kişinin görüntüsü bir güvenlik kamerasına takıldı. 3 Haziran 2013 tarihinde gece saat 02.46 sıralarında kameralara yansıyan bu görüntüler, dünyanın en huzurlu kenti olan Antakya'daki birlik beraberliğe gölge düşürmek isteyen provokatörler olabilir mi sorusunu akıllara getiriyor.